Merhaba değerli dostlar, bir kere daha birlikteyiz. Bugün sizinle Bernard Lewis'in yaşamını anlatan tarih notları, bir Orta Doğu tarihçisinin notları kitabından bahsedeceğim. Bansi Ellis Churchill'in yazdığı bir kitap. Tabii Bernard Lewis'in kendi ağzından onunla yapılmış, bir söyleşimin kitaba dönüştürülmüş hali. Böyle soru cevap şeklinde değil doğrudan kitap formatında. Ee, geçenlerde hangi yayında hatırlamıyorum bu kitaptan bahsetmiştim. Ee, benim çok uzun yıllardır bir tarihçiyle bir tarih öğrencisiyle tarihe düşkün birisiyle karşılaştığım zaman mutlaka bahsettiğim önerdiğim bir kitap olmuştur. Derim ki Bernard Lewis'in hayatını anlatan bir kitap var okudun mu? Türkçe'ye çevrildi. Ee, çok önemli bir adam Bernard Lewis tarihçi olarak. Türkiye ile de e, ilgi ve alakası var. Özellikle de Ermeni soykırımı iddiaları kapsamında Türkiye'nin tezlerini savunmaya yakın bir tarihçi olduğu için Türkiye'de bilhassa Öne çıkarılmış bir tarihçidir. Ee, onun dışında zaten çok önemli bir Orta Doğu tarihçisi ama... ...bu kitapta bahsedilen... ...başka konular da var. Benim dikkatimi çeken ve senelerdir önemsediğim bazı konular var. Bunlardan söz edeceğim. Özellikle de... ...çeviriyle alakalı. Yani... ...Bernard Lewis'in... ...çeviriyle ilgili görüşleri... ...önemli. Çünkü kendisi çok fazla dil biliyor. Bir Orta Doğu tarihçisi olarak bilmek zorunda. Ve bununla ilgili bazı görüşleri var. Sizinle paylaşacağım. Bunun dışında yeri gelmişken burada Cumhuriyet gazetesini görüyorsunuz. Böyle göstereyim. Bugün <laughs> tarih olarak 18 Ocak 2024 Şöyle göstereyim. Neden Cumhuriyet gazetesini gösteriyorum? Çünkü bugün Cumhuriyet'in kitap ekinde benim bir e, çevirimden bahsedilmiş. Bunu tarihe not düşmek istedim. Bu vesileyle e, teşekkür etmek istedim. Sayın Adnan Bin Yazar, bu kıymetli bir yazar ve eleştirmen kendisi. E, sayfa 3'te benim e, Marcus Aurelius kendime düşünceler çevirimle ilgili bir yazı kalemi almış. Şöyle göstereyim. Çok güzel, burada benimle ilgili güzel şeyler söylemiş. Beni yani çok e, mutlu etti. Kıvanç duydum, onur duydum. E, Marcus Aurelius'un kendime düşünceler kitabını çeviren Cengiz Çevik de o soydan demiş. Yani hangi soydan? Türkçenin anlam alanını daha da genişleten çevirmenler sonunda demek istiyor. Burada kendisi yazmış önceki paragrafta. Ve kitaptan alıntılar yapmış. O yüzden kendisine bu vesileyle bu yayın vesilesiyle teşekkür etmek istedim. Tarihe de böyle bir not düşünmüş oldu. Evet şimdi gelelim Bernard Lewis'in tarih notları bir Orta Doğu tarihçisinin notları alt başlığıyla yayınlanan biyografik eseri. Aslında otobiyografik bir dille yazılmış. Yani ben şunu yaptım bunu yaptım gibi kendisinden bahsediyor. Dolayısıyla e, Bansi Ellis Churchill'in derlediği bir otobiyografik eser gibi düşünebiliriz. Arkadaş yayınları tarafından basılmış kitap sevgili dostlar. Arkadaş yayın evi özür dilerim. Arkadaş yayın evi. 2000 e, kaçtı tarihi? 2014'te basılmış ve çevirmen Çağdaş Sümer tarafından Türkçe'ye kazandırılmış bir eser. Şöyle her zaman olduğu gibi içindekiler bölümüne bir bakalım. İçindekiler bölümünde arkadaşlar şöyle göstereyim. İlk yıllar savaş yılları Osmanlı arşivlerinde kültürel diplomasi, neden tarih çalışmalı, akademik yaşamdan kesitler, Atlantik'i geçmek, bölge ülkeleri, medeniyetler çatışması, şarkiyatçılık ve doğru düşünme kültü, Paris'te yargılanma, tarih yazmak ve yeniden yazmak, siyaset ve Irak savaşı gibi başlıklar var. Sonra da özetle diye genelde değerlendirme yaptığı bir bölüm var. Hemen ilk sayfalardan birinde daktilo başlıklı şiirimsi bir yazı var. Şöyle diyor. Daktilo bazen gözünü dikip bakıyor bana kasvetli sessiz bu bir göz dağımı bazen çabalıyor benimle telaşlı onaylanmaya hasret yargılıyor bazen de dinliyor suçluyor ve cezayı kesiyor. Böyle yazmış. Bernard Lewis yazmış herhalde altında imza yok ama imza olmadığı için ana yazarla ilişkilendirilebilir. Şimdi burada <laughs> giriş bölümünde arkadaşlar şöyle deniyor. Uzun hayatım boyunca esas olarak Orta Doğu çalışmalarıyla ilgilendim. Bu ilgim bir o, bir okul çocuğu, bir okul çocuğuyken özür dilerim, okuyamadım. Bu ilgim bir okul çocuğuyken başlamıştı. O zamandan bugüne arttı. Ve önce bir hobiye, sonra bir takıntıya ve nihayetinde de bir mesleğe dönüştü. En başından itibaren toplumu dillerini öğrenerek, eserlerini okuyarak, yaşadığı yerleri gezerek ve insanlarıyla konuşup onları dinleyerek içinden anlamaya çalıştım. Bunu yapabilmek için doğduğum zaman yer ve koşullardan ve dolayısıyla ilk eğitimimin sunduğu fırsatlardan hatır, hatır sayılır ölçüde yararlandım, diyor yazar. Yalnızca, e, ne demiş, pardon, o günlerde İngiltere'de tarih, bakın tarihçiler nasıl yetişmeli. O günlerde İngiltere'de tarih eğitimin önemli bir parçasıydı. Ve bizden yalnızca yakın geçmişteki ya da o günkü olaylar hakkında değil, Aynı zamanda klasik antikiteden günümüze Batı uygarlığının kayıt altına alınmış ve hatırlanan tarihinin tümüne dair de ana hatlarıyla bile olsa bilgi sahibi olmamız bekleniyor. Yalnızca bu da değil. Bu tarihin en azından bir kısmını orijinal dillerinde bakın buraya dikkat edin. Özellikle de Latince ve Fransızca olarak çalışmamız da bekleniyordu ki bir kısmımız buna daha sonra Almanca ve Yunancayı da ekleyecekti. Kral Alfred, Fatih William, Aslan Yürekli Richard ve Haçlılar günlük sohbetlerimizin tanıdık simalarıydı. Bunun beni İslam tarihi çalışmaya hazırladığı söylenemez. Aslında bir anlamda Hristiyan ve Avrupalı bir algıyı telkin ederek beni ona karşı koşullandırmıştı. Fakat tarihsel sürecin doğasına, tarihi araştırmanın ve yazmanın amaç ve usulüne dair daha gelişkin bir anlayış geliştirmemi sağladı. <laughs> hangi alanda, hangi coğrafyada, e, hangi tarih çalışmasını yapacaksanız oradaki esas dilleri bilmeniz gerekiyor. Bernard Lewis bunun en iyi örneklerinden birisidir. Dolayısıyla Türkçe dahil birçok dili öğrenmiş bunu zaten kitabında anlatıyor uzun uzun burada dikkatimi çeken notlardan tabi aslında kitap baştan sona çok fazla dikkatimi çekiyor ama e, burada hepsini anlatamayız bilhassa önemli olanları dile getirmeye çalışacağım benim çok çok önemsediğim bir kitap yani bir tarihçinin e, yetişme tarzını anlatırken onun başından geçenlerden hareketle hem akademik hem siyasi hem tarihsel açıdan son yüzyıldaki birçok olayın bizi ilgilendiren bu coğrafyadaki birçok olayın da burada karşımıza getirildiğini görüyoruz Bernard özelinde. Şimdi bakın Orta Doğu çalışmaları açısından diyor yazar ki bugün buna dünya tarihi de eklenebilir. İslam'ın kökenleri ve kutsal metinleri hakkında bilgi sahibi olmak zorunludur. Henüz öğrenciyken bile Kur'an'ı, peygamberin yaşam öyküsünü ve bunlarla ilgili geniş yazını yani edebiyatı, literatürü okuyordum. Fakat hiçbir zaman bu konularda uzmanlaşamadım. Teoloji ya da kutsal metinler konusunda bir uzman değilim ve eğer bunlarla ilgilendiysem bu sadece bir tarihçi gözüyle oldu. Uğraşım ve mesleğim açısından özellikle uygarlık tarihiyle ilgilenen bir tarihçiyim diyor. Şöyle bir anekdotu paylaşıyor bizimle yazar. Bir defasında Suriye'de seyahat ederken bir akşam boyunca bir din alimiyle Teoloji, hukuk ve İslam'ın diğer birinci ilgi alanlarını tartışarak uzun uzun sohbet etme fırsatı bulmuştu. Bir noktada sohbeti keserek hayretler içinde feryat etti. "Anlamıyorum. İslam hakkında bu kadar çok şey biliyorsun. Neden Müslüman olmadın?" dedi diyor. Yani bu aslında ee, Hepimizin başına gelen bir şey. Yani e, bir dinle ilgili çok fazla çalışırsan sonunda o dini e, o dinin temel e, inanç unsurlarını kabul etmen gerekirmiş gibi bir algı oluşuyor. Oysa senin e, o dini araştırma nedenin aslında Bernard Lewis'in örnekliğinde olduğu gibi bir tarih çalışması olabilir. Veya dini kendisini anlamak isteyebilirsin. Hatta Teolojik bir çalışma da yürütebilirsin. Bunun için inanman, oradaki dinin temel esaslarını kabul etmen gerekmiyor. Sen onu objektif olarak ele alıyorsun, tarihsel olarak ele alıyorsun, teolojik açıdan ele alıyorsun. Abi. Hangi açıdan ele alıyorsan. Yani dini aslında bir araştırma nesnesine dönüştürüyorsun. Bir inanç nesnesi yapmıyorsun. Bu bir tercihtir. Bernard Lewis çok önemli bir tarihçi olarak onun tarihle ilgili tanım ve tespitlerini de önemli buluyor. Bakın bir yerde şöyle diyor 6. sayfada. Tarihin çarpıtılmasına, dalkavukluk etmeye, göz boyamaya ya da başka bir kısmi amaca yönelik büyük enerjilerin sarf edildiği bir dönemde yaşıyor bencil olmayan sayıklardan ilham aldıklarında bile bu tür çarpıtmalardan hiçbir yarar sağlanamaz. Bakın burası önemli. Tarih kolektif hafızadır. Ve eğer toplumsal bedeni insan bedeni gibi düşünürsek tarihsizlik amnezi anlamına gelir. Çarpıtılmış tarih ise nevroz Şimdi yazarın burada e, toplumsal bedeni, insan bedeni gibi düşünürsek tarihsizlik amnezi anlamına gelir. Amnesi bunu demesinin nedeni amnevisinin bellek itimi olmasıdır. Yani bir toplum tarihini unutursa aslında hafızasını kaybetmiş olur. Bu sadece toplumlar için de geçerli değil. Zaten buradaki benzetmede de olduğu gibi insanı kendisi için de geçerlidir. Bir birey için de geçerlidir. Yani bizi biz yapan şey aslında geçmişten bugüne getirdiğimiz belliğimiz ve belliğimizin içindeki o toplu birikimdir. Dolayısıyla bizim belliğimizde bir zarar oluşursa yani bir e, bilgisayarın diskinin bozulması gibi belliğimiz bozulursa içindeki birikimi kaybedersek biz artık biz olmaktan çıkarız. Kendimizi dahi bilemeyiz. Bizi biz yapan değerler sistemini hatta bizi biz yapan e, ailemizi ve geçmişimizi tümüyle kaybederiz. amnesi budur. Bellek itimi. Şimdi burada ne diyor? Çarpıtılmış tarih. Bakın çarpıtılmış tarih ise nevrozdur. Nevroz direkt Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür. Şöyle tanımlanıyor sözlükte. Genellikle bunalım ve beden görevleri üzerinde yakınmalarla beliren, kişiliğin ve uyumun bütününü etkilemeyen, ruhsal kaynaklı sinir hastalığı sinirce. Çarpıtılmış tarih bir sinir hastalığıdır. Geçmişe bakarsın ve e, tarihte yaşananları e, farklı farklı anlatarak bazen bu resmi tarihe aykırı bir şey bilinçli olarak aykırı bir şey söyleme arzusundan kaynaklanır. Bazen e, belki de çarpıtılmış bir tarih olarak sunulan resmi tarihe bir karşı çıkış olarak da görülebilir. Dolayısıyla taraflar birbirlerini e, nevroz durumunda olmakla, sinir hastalığı durumunda olmakla Suçlamış olabilir. Artık kim gerçek tarihin e, doğru anlatısına sahip? Tabii ki bunu bilmiyoruz. Yani ben bu konuda artık e, daha kötümser, karamsar, hadi daha hani yumuşatalım agnostik takılıyorum. Yani tarihi bilmek e, en açık olaylarda bile soru işaretleri olduğuna göre çok da kolay değil. Biraz da tarihi Zafer kazananlar yazar. Kazananlar tarihi yazar. Ee, sözü biraz haklı gibi. Bakın şöyle diyor yazar bir yerde hemen devamında. Geçmişle yüzleşmek konusunda isteksiz olanlar ne bugüne anlamayı ne de geleceğe bakmayı başarabilirler. Bu nedenle ahlaki ve mesleki görevleri geçmişle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak ve onu gördükleri gibi sunmak ve açıklamak olan tarihçilerin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu yerine getirmek için elimden geleni yapmış bulunuyorum diyor yazar. Geçmişle yüzleşmek konusunda isteksiz olanlar ne bugünü anlamayı ne de geleceğe bakmayı başarabilirler. Bu sadece tarihçiyle ilgili değil her insanla ilgili bir durum. Kendi geçmişimizle yüzleşerek e, bugünü ve geleceği anlayabiliriz. Yani az önce de söylediğim gibi belliğimiz aslında bizi biz yapan bir geçmişin tüm hatıralarını içeriyor. Ve aslında oradaki birikmiş bilgi birikimi diyelim bilgi yağını aslında bizi biz yapıyor. Dolayısıyla geçmişte ne yaşadıysak onunla yüzleşmeyi başarabilmemiz lazım ki gerçek kimliğimizi muhafaza edebilelim. Bernard Lewis hem Yahudi hem de bir İngiliz. Ataları İngiltere'de yaşamayı tercih etmiş bir Yahudi. Şöyle diyor bir yerde. Her zaman görüşlerimi istediğim gibi herhangi bir hükümet emri ya da hukuki kararla kısıtlanmadan dile getirebileceğimi ve onları kibirli ve zor beğenen filologların kural ve sınırlamalarıyla engellenmeden ifade edebileceğimi biliyordum diyor. Nerede? Öncelikle İngiltere'de sonra Birleşik Devletler'de. Yani Anglo-Amerikan dünyasını burada övüyor Berlendiz. Diyor ki Anglo-Amerikan toplumunun açıklığı, özgürlüğü ve İngiliz dilinin olağanüstü anarşisi olaylar dikkatimi başka yerlerde bu özgürlüklerin olmadığı gerçeğini çekene kadar doğal kabul ettiğim şeylerdi diyor. Bernard Lewis, Anglo-Amerikan düşünce dünyasına aşık bir adamdır. Onun içinden çıkmıştır. Eğitimini de öyle tamamlamıştır. Ve o perspektifteki bir tarihçi olarak ona göre özgürlüğün beşinden, beşinden hareketle tarihi anlamaya çalışmış bir entelektüeldir. En azından kendi perspektifi bu. Bernard Lewis'in bir yazar olarak en çok sevdiğim yönü çok ciddi bir şeyi anlatırken bile satır aralarına bir mizah unsuru katıyor olmasıdır. Ben zaten Yahudi mizahını çok seven birisiyimdir. Yani sinemada, tiyatroda, yazılı literatürde. Çok önemserim. Yahudi mizahının temel unsurlarını görürsünüz. Yahudi mizahının en temel unsuru, en belirleyici, belirgin özelliği kendi inanç ve tarihleriyle alay edebilme potansiyellerinin çok fazla olmasıdır. Yani Yahudi mizahının çok büyük bir bölümü zaten Yahudiliğin kendisiyle ilgilidir. Kendilerini çok iyi bildikleri için o mizahın temel unsurlarını Musa'ya kadar götürürler. Şimdi burada biliyorsunuz Yahudiler e, genelde parayla ilişkilendirilirler. Şimdi şöyle bir anekdot var çocukluğuna dair. Siyasete dair... Hatırladığım ilk şey 1920'lerin başlarında okula yeni başladığım sırada İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlere ilişkin. O dönemin iki büyük partisi İşçi Partisi ve Muhafazakar Partiydi. Onların yanındaysa bir zamanlar muhafazakarların karşısındaki tek ciddi seçenekten geriye kalan ve artık işlevini kaybetmiş liberal parti bulunuyordu. Şimdi Devamında Bernhard Lewis şunu anlatıyor. Ee, çocuklar aralarında işte siz hangi partiye oy vereceksiniz diye konuşuyorlar. Bernhard da, Bernhard diyelim artık küçük Bernhard, eve geliyor babasına soruyor. Biz hangi partiye oy vereceğiz diye. Babası da ona liberallere veriyoruz diyor. Sonra ertesi gün Bernard okula gidiyor. Ve arkadaşlarına biz liberallere veriyormuşuz diyor. Ve e, çocuklar şaşırıyorlar. Çünkü e, iki ezici parti var. Muhafazakarların partisi ve işçi partisi. Liberaller azınlıkta. Eve döndüğünde o şaşkınlığı babasını iletiyor Bernard. Diyor ki biz neden liberaliz baba? Babası da şöyle diyor. Çünkü işçi partisini desteklemeyecek kadar çok ve muhafazakar olamayacak kadar az paramız var. Liberal olmak için uygun bir aileyiz. Bu son kısmı ben söyledim ama ilk kısmı babasının söylediği söz. Yani çünkü işçi partisini desteklemeyecek kadar çok muhafazakar olamayacak kadar az paramız var. Bu onların liberal, liberal olmasının nedeniymiş. Başka bir anekdot. Savaştan kısa bir süre sonra bir sabah yine kısa bir süreliğine ailemle birlikte yaşarken babamdan daha erken kalkmıştım. Ve o kahvaltıya geldiğinde gazete okuyordu. Babam ne okuyorsun diye sordu. UNESCO hakkında bir makale dedim. Bu UNESCO'nun kuruluşundan hemen sonraydı ve ne babam ne de başka biri ne olduğuna dair fikir sahibiydi. Babam o da kim? Zannederim ki yolsuz bir Romanyalı politikacıdır diye karşılık verdi. Bernard Lewis diyor ki burada UNESCO kulağa Romanyalı ismi gibi geldiğinden ve bir İngiliz gazetesine konu olmuş bir Romanyalı'nın neredeyse kesin olarak bir siyasetçi ve muhtemelen de yolsuzluğa bulaşmış bir siyasetçi olacağından babamın bu karşılığı oldukça mantıklıydı diyor dediğim gibi e, Bernard Lewis'in o mizahla örülü dili yaşamını ve düşüncelerini özetlerken her daim karşımıza örneklerini sunuyor başka bir örnek Telefonda babamla sohbet ediyordum ve bana yeni bir tablo aldım dedi. Kimin diye sorduğumda bir isimden söz etti ve onu hiç duymadım dedim. Babamsa şöyle cevap verdi. Duymuş olduğun bir kişiye param yetmez zaten. İşte bunlar hep e, Yahudi mizahının temel unsurlarını yansıtan örnekler. Yani böyle ince espri ve Genelde böyle cepte para olup olmaması ile ilgilidir. Yanlış anlaşılmalar üzerine kuruludur espriler. Bernard Lewis çocukluğundan itibaren iyi bir eğitim almış birisi. Ve özellikle de az önce de söylediğim gibi dil eğitimi burada önemli. Onun bir, iyi bir tarihçi olmasında. Şöyle diyor. Ana dilim İngilizce'yi. Ve ilk temel yabancı dilim olan Fransızcayı kullanma konusunda üzerimdeki eğitsel etkileri çok büyüktü. Kimmiş bunlar? William Bricomp ve Fransız eşi Marcel Monuse. Öğretmen olarak kimi başlıklarda çok iyi olmalarına karşın bazı diğer başlıklarda ise tek kelimeyle umutsuz vakaydılar. İngilizce, Fransızca, Latince, ve tarih alanlarında mükemmel bir eğitim aldı. Ve bana hem modern hem de antik dilleri öğret öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını öğretmenlerim aşılamayı başardılar. Belki de üzerimdeki en kalıcı etkileri ailemin Fransa'ya yaptıkları sık seyahatlere de yardımcı olan Fransızca bilgimdi, diyor yazar. Başka bir yerde ise şöyle diyor. Çok erken bir yaşta önemli bir keşif yaptım. Kitap okumanın zevki eğer kişi onu onun gerçek sahibi ise isteğe bağlı olarak büyük oranda arttırılabilir ve tanzimlenebilir. İlk olarak kitabı okumanın yerini ve zamanını kendinizi onu bir kütüphaneye ya da yasal sahibine iade etme gerekliliğiyle sınırlanmış hissetmeden seçebilirsiniz. Okurken herhangi bir paragrafı beğendiğinizde ne zaman dönerseniz dönün onun aynı kelimelerin, aynı satırların, aynı sayfaların her zaman orada olacağını bilmenin rahatlığını yaşarsınız. Ve hatta kitabı fiilen okumadığınız zamanlarda ona kitaplıkta bakmak bile güzel ve değerli bir nesneye sahip olmanın zevkini anımsatır diyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim bu kitabın da bana hissettirdikleri bunlar. Yani ironik bir şekilde bu kitapta yazılan e, bu unsurlar kitabın kendisine de uyuyor benim açımdan. Kitap toplamaya hayli gençken başladım diyor yazar. Benimki gibi ailelerin ikamet ettikleri Londra mahallelerinde pek çok ikinci el kitapçının bulunduğu o günlerde Kitaplar fiyatlarına göre dizildikleri vitrinlerdeki kutularda sergilenirdi. diyor. Ee, burada aldığı kitaplardan bahsediyor. Mesela, geçmişte yaşamış İngiliz şairlerin pek çoğunun toplu eserlerini ve Victoria dönemi romancılarından oluşan hayli seçkin bir koleksiyon edindim. Kitapların birçoğu aslında çoğunluğu, çok kötü durumda olurdu. Sırtları kırılmış, köşeleri kıvrılmış, üzerlerine bir şeyler dökülmüş. Bazen altları çizilmiş ya da kenarlarına anlaşılmaz notlar alınmış. Bazen de sayfaları dağılmış kitaplardır bunlar. Ama her zaman tam olurlardı. Bir kitabı elime aldığım ve birkaç sayfasının kayıp olduğunu fark ettiğim birkaç nadir anda şok geçiren kitap satıcısı hemen kitabı kutusundan çıkarır ve başka bir yere kaldırırdı. Eğer bir tek sayfası bile kayıpsa derdi, o bir kitap değildir. Ve, ve biz burada sadece kitap satarız. Bir sayfası bile kayıpsa, kitap kitap olmaktan çıkıyormuş. 12 yaşımdayken babam bana bir Britannica Ansiklopedisi seti aldı ve hemen okumaya başladım diyor. Paleontoloji üzerine yazılmış bir madde okuduğum için. Paleontolog olmayı istediğim bir dönemde olduğunu hatırlıyorum diyor. Bir başka zamansa metafizikle ilgilenmeyi istediğimi düşünmüştüm ve bu böyle sürüp gitti diyor. Sonra babasının gerçekten bir e, İtalyan operası aşığı olduğu ve acemi de olsa e, bir icracı yani müzisyen ve şarkı söylediği e, söyleniyor burada. Ee, şöyle bakıyorum başka dikkatimi çeken unsurlar. Birkaç ay sonra İtalyanca bir kitabım oldu. Edmondo De Amicis'in La Vita Militare'si. İlk okuyuşum haşin bir mücadeleydi. Fakat bir süre sonra zevk almaya başladım. Kitabı okumayı bitirir bitirmez yeni bir tane daha denemeye karar verdim. Ve bir deli cesaretiyle babamdan ...benim için ilahi komedyanın... ...bir kopyasını edinmesini rica etti. Bu bana yepyeni ve olağanüstü... ...bir dünyanın kapılarını açtı. Çok geçmeden babamınkinden... ...çok daha iyi bir İtalyanca bilgisine... ...sahip olsam da... ...tabii ki hiçbir zaman onun İtalyan sesleri... ...hayli ikna edici bir şekilde çıkarma kapasitesinin... ...yani şarkı söylerken ki o... ...kapasitesinin yanına bile... ...yaklaşamadım diyor. Burada bu kısımları... ...bilhassa aktardım çünkü yazarın eğitimi sırasında sadece onun tarihe merakını besleyecek kaynaklardan yararlanmadığını başta şiir olmak üzere bakın roman ilahi komedya gibi bir klasik okuduğunu görüyoruz birçok dili birlikte öğrendiğini görüyoruz dil eğitiminin önemi de burada kendini gösteriyor bir yandan müziğe de ilgisi olduğunu söylüyor. Babası gibi o da operaya düşmüş Dolayısıyla çok yönlü bir eğitimin işte böyle büyük bir tarihçiyi ortaya çıkarması şaşırtıcı değil. Bugün de aslında bizim çocuklarımıza yani bugünün çocuklarına böyle bir eğitim vermemiz lazım. Tabi bu bir ideal. değerli istediğimiz bu. Ve bol bol burada bizi izleyen dostlarımıza seslenelim. Çocuklarınıza bol bol kitap okutturun. Yani tabii ki Dante'nin ilahi ile başlamasınlar okumaya ama bol bol e, kitap okusunlar. Bazen derslerden bile daha önemlidir kitap okumak. Yani derslerin yerine bile geçebilir. Bir Yahudi olarak ben de 13 yaşımda İbranice'ye ya da daha dürüst olmak gerekirse İbrani alfabesine giriş eğitimi aldı Bu eğitimin amacı Yahudi cemaatinin tam üyesi olmaya hak kazanan erkek çocuklar için 13 yaşına geldiklerinde sinagogta düzenlenen bir tören olan Bar Mitzvah'ın e, da Leviticus kitabından birkaç satır okumamı sağlamakta diyor. Şöyle bakıyorum başka neler var diye. Ailemin bana eski ayetin bar bölümünü ve nasıl ilahi söyleneceğini öğretmesi için bulduğu kişi sıradan bir öğretmen değil gerçek bir alimdi. Leon Shalom Kreditor ismi. Uzun bir süre önce Divinsk kentinden Londra'ya gelmiş olan bir Letonyalıydı. Hem İbranice hem Yidiş dillerine hakim bir gazeteci olan, öğretmenliği sadece ekiş olarak yapan bu kişi, Tevrat ve hahamlık İbranicesinin yanı sıra Orta Çağ İbranicesi ile modern İbraniceyi e, tanımamı sağladı. Ve beni İbranice'nin bir papağan gibi ezberlenip tekrar edilecek bir tür şifrelenmiş dua ve ritüeller yığınından ibaret olmadığını, aksine yazılıp konuşulan... Fransızca ya da Latince ile aynı yöntemle öğrenilebilecek ve cazibesi benim için her ikisinden de daha fazla olan, hem klasik hem de modern bir dil olduğunu keşfedeceğim eğlenceli bir yolculuğa çıkardı diyor yazar. Yine burada bir tarihçiden beklenmeyecek bir dil öğrenme kabiliyeti ne? Bağlı olarak bir çeviri anlayışıyla karşılaşıyoruz. Bakın şöyle diyor Bernardius. 1920'lerin ortalarında İngiltere'de bir okul çocuğuyken öğretmenlerimiz bize nasıl tercüme yapılacağını öğretmek için büyük çaba ve zaman harcıyorlardı. Bugünün perspektifini göz önüne alırsak şaşırtıcı bir şekilde sadece öğrendiğimiz dillerden kendi dilimizi değil o diller arasında da tercüme yapmamız bekleniyordu. Aynı şekilde sadece yaşayan dillerden ya da o dillere değil klasik dillerde de yani Latince ve Yunanca çeviri de yapabilmeliydik. Bazen sınavlarda daha da ileri gidilir ve yabancı dillerde genellikle nesir fakat bazen de manzum olarak serbest kompozisyonlar yazmamız beklenirdi. Bir keresinde Latince altılık dizeleri ilişkin uzun ve derin bir çalışma sırasında teknikte ustalaştığımız ya da en azından ne yazdığını anladığımızı göstermek üzere altılık olarak Latince birkaç mısra yazmamız istenmişti. Bu manzumelerde konu olarak istediğimizi seçmekte özgürdük diyor Mernalius. Ben de Alman seçimlerinde ilk kez kendini göstermiş garip görünümlü bir Alman politikacısını seçmiştim diyor. Kim o? Hangi politikacı? Şöyle göstereyim. Bernard Lewis'in yazdığı Latince şiir. Bakın başlığa bakın. Başlık Hitler yaz. Hitler'i anlatan bir Latince şiir yazıyor Bernard Lewis. Latince öğrenmeye başladığı dönemde Okulda bir ödev olarak kendisine verilince o da Hitler üzerine yazmayı tercih etmiş. Verba virumque cano diye başlıyor Bernard Lewis'in şiiri. Tabi bu Vergilius'un meşhur Aeneis şiirinin arma virumque cano dizesine bir gönderme. Verba virumque cano qui primus gentes volebat halse germana exaltare ipsum super omnes canta pingendi praeclarai nobilis artis musa iovis nata acta domum victoris adolfi yani çok yaratıcı ee, ve kendisi şöyle söylüyor diyor ki 80 yıl sonra fark ediyorum ki Latincem cümle cümle tercüme izin verecek kadar iyi değil. Ama şiir kabaca Almanları herkesin üstüne çıkarmayı ve Alman topraklarını gamalı haç ve Yahudi kanıyla sulamayı arzulayan Adolf isimli bir boyacı hakkındaydı. Onun cehenneme gitmesini isteyen bir duayla sona eriyordu. Sonunda onun arzusu yerine geldi benim de duam kabul oldu diyor yazar. Adduke istum tutum rursus denikue hadel. Bu işte Hades'e gitmesini dilediği dize. İngilizceden bir başka dile tercüme yapmak zordu. Ve sonuçların o dili ana dili olarak kullanan bir kişinin bir kez daha dönüp bakmasına değeceğine emin değilim ama faydalı bir alıştırmaydı ve kendi edebiyatımı kendi dilimde anlamama yardımcı oldu. Burası kritik. Bunu defalarca yapıyor Bernard Lewis. Özellikle şiir tercüme etmekten hoşlanmıştı. Ve hatta İngilizce manzumeleri ya da en azından şiirsel İngilizceye çeviri yapmaya çalışıyordu. Bu zamanla bir takıntıya dönüşecek bir ilginin başlangıcıydı okulda öğrendiğim Fransızca ve Latince ile evde öğrendiğim İbranice'den manzum tercüme etmeye çok erken başlamış ve daha sonra üniversitede öğrendiğim Orta Doğu dillerini de buna eklemiştim diyor. Bu takıntım çok uzun bir süre boyunca sürdü gitti. O günden bugüne şiir yazmaya devam ettim diyor yazar. Ama esas olarak çeşitli dillerden İngilizceye hatta tutkuyla İngiliz manzumuna ve daha gerçekçi olarak epey şiirsel İngiliz nesrine şiir tercüme ettim. Bir kişinin başka bir dildeki bir metni anlayıp anlamadığının en güvenilir sınaması onu kendi diline çevirmesidir. Yani bizim yaptığımız şey tabii bir metnin anlamının Tam olarak anlaşıldığına inanılabilir ama yalnızca tercüme sürecinde bu anlaşılan şeyin ciddi boşluklar ve hatta kusurlarla mahullü olduğu fark edilir. İngilizce tercümeye pardon İngilizceye tercüme işi ufuk açıcı, meydan okuyucu ve hatta heyecan vericiydi. Ve instadu popillariden yani öğrencilikten çıktıktan sonra bile Tercüme yapmaya devam ettim, diyor yazar. Önce İbranice şiirlerle başladım ve çok sayıda çeviri yaptım. Büyük bir kısmı kısa ama bazıları da hayli uzun yüzlerce şiir çevirmiş olmalıyım. Bialik'in daha uzun şiirlerinden bazılarını, örneğin Mete Midbar ve Be'er Ahrega'yı tercüme ettim. Tüm bunları onlu yaşlarımdayken yapmıştım ve bazıları o zamanlar çeşitli dergilerde yayınlanmıştı. Tabii çoğu yayınlanmadı. Daha sonra bakın, daha sonra Arapça, Farsça ve Türkçe öğrendiğimde de bu dillerden pek çok şiir çevirdim ve bugüne kadar da çeviriye devam ettim. Tercüme işini hiçbir zaman sistematik bir biçimde yapmadığım gibi asla çevirilerimi sistematik bir biçimde yayınlamayı da düşünmedim. Ancak koşullar kendiliğinden oluştuğunda yayınlandılar. Örneğin Türkçe şiirlerin İngilizce yayınlanması için Penguin yayınevi bir kitap hazırladığında benden de katkıda bulunmam istendi. Cildin editörü çalışmalarıma dair benimkinden daha olumlu bir fikre sahip. Ve bu kitapta birden fazla müstehar isimle yer aldı. Kendi ismimi yalnızca başarılı olduğunu düşündüğüm çevirilerde kullanmış, daha az başarılı olduğunu düşündüğüm çevirilerde bir müstehar isim ama hayli berbat olduğuna inandığım ama editörün yine de kitapta yer almasını istediği çeviriler içinse bir başkasını kullandım. Avraham Birman'ın editörlüğünde İngilizce yayınlanan bir İbranice şiir antolojisinde de aynı yolu seçtim. Ve derlemede gerçek ismimin yanı sıra en az iki müstahar isimle yer aldım. Geçtiğimiz yıllarda bir armağan kitaba katkıda bulunmam istendiğinde elimde uygun bir şey yoktu ve ben de kimi şiir çevirilerimi kullandım diyor yazar. Yani bol bol şiir çevirisi yapmış hatta Türkçeden de şiir çevirmiş Bernalimiz. Aralarda söyledik, başka yayınlarda söyledik ama burada bir kere daha karşımıza geliyor. Vurgulamakta sakınca yok. Tarihçi çalıştığı alandaki temel dilleri bilmek zorunda. Bakın şöyle diyor. Bir Orta Doğu tarihçisi olarak ilgilendiğim şeyler pek çok halefim, öğretmenim ve çağdaşımkiler gibi filolojik ve edebi olmaktan ziyade esas olarak tarihseldi. Fakat yine de bu alanlarda da kısa bir çıraklığım oldu ve böyle olmasından dolayı derin bir minnettarlık duyuyorum. Tarihçinin yetkinliğinin ilk ve en temel sınavı kaynaklarını okuyabiliyor durumda olmasıdır. Bu her zaman kolay değildir. Örneğin dil klasik Arapça ya da yazı kargacık burgacık bir Osmanlı bürokratik el yazısı olduğunda üstelik hepsi bu da değil. Bir bölge bir dönem bir insan topluluğu yahut da bir konu üzerine yoğunlaşan tarihçi onun kültürel bağlamına dair de bir şeyler bilmek zorundadır. Ve bunun içinde edebiyat vazgeçilmez bir rehberdir tarihçiler edebiyatı da bilmek zorunda. Bir yerde şöyle diyor. Londra Üniversitesi'nde eğer ana dal olarak tarihi seçmişseniz, üniversite kurallarına göre özel bir konu bulmanız gerekiyordu. Özgün belgeleri incelemeniz gereken, belki de 50 yıllık bir dönemi kapsayan hayli sınırlı bir konu. Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi ve sonunda da çökmesinden ve pek çok vilayetinin özellikle de Doğu Avrupa'dakilerin elinden çıkmasından kaynaklanan sorunları yani o zamanlar adlandırıldığı şekliyle Doğu sorununu seçmiştim diyor. Burada bir hoca Seton Watson bana orijinal belgeleri yani Britanya, Almanya pardon Alman, Fransız, Avusturya ve Rus belgelerini incelemem gerektiğini söyledi diyor yazar ve olanca gençliğim ve masumiyetimle peki ya Türk belgeleri diye sordu. Hocam bana onların önemli olmadığını hem olsa bile ortada hiç Türk belgesi bulunmadığını anlattı. Bu cevabı pek de tatmin edici bulmadım diyor yazar. Mutlaka kimi Türk belgeleri olmalıydı. Doğu sorunu üzerine okuduğum kitaplarda Türkiye bir sahne ya da perde arkasıydı. Ve tüm aktörler de Avrupalılardı. Bunun daha fazla araştırılması gerektiğini düşündüm. Böylece en azından kimi belgeleri okuyabilecek kadar Türkçe öğrendim. Burada Bernard Lewis'in e, Türkçe üzerinden Türklerle nasıl irtibata geçtiği anlatılıyor. Bakın şöyle diyor. Fransız cam çarpıcı bir biçimde ilerledi ve artık benim için Fransızca üzerinden Farsça ve Türkçe çalışmaya başlamak mümkün hale geldi. Paris'teki en sevdiğim hocalardan birisi bir Türk olan Adnan Bey'di. Adnan Bey dedi, Adnan adı var. Şöyle diyor yazar. Modern Türkiye'nin ilk büyük kadın yazarı ve kendisinden daha önce bir kişi olan Halide Edip'in kocasıydı. Çok hoş bir insan, ve muazzam bir hocaydı. Ve ikimiz gayet iyi anlaşmıştık. Yeri gelmişken Adnan Adıvar'ın yazılarından oluşan Dünyayı Düzeltmek başlıklı bu kitabı da göstereyim size. Belki daha önce görmemişsinizdir. Hazırlayan Tuncay Birkan can yayınları tarafından basılmış Adnan Adıvar'ın yazılarından oluşuyor. Mart 2020 birinci baskı zaten bu da öyle. Meraklısı bakabilir. Belki başka bir yayında ondan söz ederiz. Şimdi Louis Adnan Bey'le tanıştı. Böyle diyor. Halide Edip'in kocasıydı diyor. Çok hoş bir insan ve muazzam bir hocaydı. İkimiz gayet iyi anlaşmıştık diyor. Adnan Bey Türk devriminde önemli bir rol oynamıştı. Ama daha sonra o ve karısı Atatürk'ün gözünden düşmüş ve sürgüne gitmek zorunda kalmışlardı. Diğer Türkler gibi o günlerde bir soyadları yoktu. Ve sürgünde olduklarından Türkiye'de soyadı kanunu çıktığında bir soyadı edinmek zorunda değildiler. Batı'da o Adnan Bey olarak bilinirdi. Türkiye'ye döndüklerinde ise bir soyadı almaları gerekti. Ve Adnan da onun bir adı var anlamına gelen adı varı tercih etti. Bunu biliyor muydunuz? Onun <laughs> bir adı var. Adnan adı var. Evet. Bakalım. Başka neler söyleyebiliriz? Bernard Lewis zaman içinde Orta Doğu üzerine uzmanlaşıyor ve hocasını da kipti galiba söyledi. Hocasının da teşvikiyle Orta Doğu'ya geliyor. Önce Filistin'e sonra Suriye'ye en sonunda da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu süreç içinde ilk kitabı yayınlanıyor. The Origins of Ismailism yani İsmail'in kökenleri 1940 yılında Cambridge'de Hefer şirket tarafından yayınlandı diyor. Geçmişe dönüp baktığımda bu çalışmamdan çok da gurur duymuyorum. Normalde bir doktora tezi geniş okur kitlesi pek de dikkat alınmadan inceleyip sık dokuyacak kişiler gözetilerek yazılır demiş. Burada tezini kitaplaştırdığını söylüyor. Daha sonra Haşaşiler İslam'da radikal bir mezhep adını taşıyan bir çalışma kalemi alıyor ve bu çalışmanın Japonca, İspanyolca, Türkçe, İtalyanca ve Almanca olmak üzere birçok dile çevrildiğini söylüyor. bir yerde bu kitabını temel e, bu kitabın temelinde bulunan Haşhaşiler konusuyla ilgili şöyle diyor yazar. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi etik bir dindir. Cinayet ve şantajın inanç ya da pratiklerinde hiçbir şekilde yeri yoktur. Yine de bugün olduğu gibi o zamanda dinleri adına cinayet işleyen topluluklar vardı. Ve bu nedenle Ortaçağ Haşhaşi mezhebinin incelenmesi Suikasta yönelik İslami tutumlara ilişkin bir rehber değil, bazı grupların din ve siyaset arasındaki temel İslami bağ nasıl radikal ve kanlı bir yön verdiklerine ve bunu kendi amaçlarına ulaşmak için nasıl kullanmaya çalıştıklarına bir örnek olarak yararlı bir amaca hizmet edebilir. Haşhaşilerden çıkarılabilecek tüm dersler içinde belki de en önemlisi, nihai ve topyekün başarısızlıklarıdır. Burada enteresan bir anekdot var. Tekrar Londra'ya döndüğünde hocalık yapmaya başlıyor Londra Üniversitesi'nde. Burada şöyle diyor. Verdiğim ilk ders İslami yakın ve Orta Doğu tarihi üzerine bir deneme dersi oldu. Sadece dört öğrenci dersi almıştı. Bir Mısırlı, bir Filistinli, Arap, bir Iraklı ve bir İranlı. Babam bunu duyunca şaşırdı. "Orta Doğu tarihi mi öğretiyorsun?" Ben de evet dedim. Afallamış bir sesle devam etti. "Anlamıyorum. Neden Londra Üniversitesi Araplara, Arap tarihi öğretmen için sana maaş ödesin ki?" Bir başka soru daha vardı. "Neden Araplar kendi tarihlerini çalışmak için İngiltere'ye gelmek istiyorlardı. Bu daha sonra yeniden karşıma çıkacak bir soruydu diyor yazar. Araplar, daha sadece Araplar değil, bakın burada bir Iraklı, bir İranlı, bir Filistinli Arap, bir Mısırlı diyor. Bunlar İngiltere'ye gelip Londra Üniversitesi'nde Arap tarihini öğreniyorlar. Ben Lewis'ten. Şimdi burada sevgili dostlar Türkiye ile ilgili güzel bölümler var. Buradan birkaç bir şey aktarmak istiyorum. 1939 baharında Naziler Çekoslovakya'nın geri kalanını da işgal ederek Münih siyasetinin başarısız ve savaşın da kaçınılmaz olduğunu gösterdiklerinde çeşitli kurum ve birey kurum ve bireyler savaş hazırlıklarına başladılar. Genellikle yerleşmiş bulunduğu Chatham House adlı binanın adıyla anılan The Royal Institute for International Affairs, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü genç mensuplarına yönelik benim de katıldığım bir dizi yoğunlaştırılmış eğitim programı başlattı. Savaş patladıktan sonra kimilerimiz yardımcı sıfatıyla bir işe yaramak ve uluslararası ilişkilerin gerçeklerine dair bazı şeyler öğrenmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildik. Ekim ayındaki akademik yıl açılışına kadar yaklaşık bir ay boyunca orada kaldım. Sonra da artık pek de normal bir biçim altında olmasa da kendi normal uğraşlarımıza döndük diyor. Şaşırtıcı bir şekilde bakanlıkta bir Türkiye uzmanı yerine konmuş. O zamana kadar Türkiye'de birkaç günü Ankara'da geri kalan ise İstanbul'da olmak üzere iki buçuk hafta geçirmişti. Bu ülkeye dair doğrudan bilgim bu ziyaretten ibaret. Bununla birlikte biraz Türkçe biliyordum ve tabii ki çoğu yakın geçmişle ilgili olmasa da Türk tarihi çalışarak epey zaman geçirmiştim. Dış işlerindeki bir aylık çıraklığıma dair canlı tek bir hatıram var. Bir gün yanına verildiğim memur, Türk Büyükelçisi ile bir randevusu olduğunu söylemiş ve onunla gelmek isteyip istemeyeceğimi sormuştur. Çok sevinmiştim. Bu benim uluslararası ilişkilerin bu düzeyine attığım ilk adımdı. Daha da iyisi, o zamanlar Londra'daki Türk Büyükelçisi kısa bir zaman öncesine kadar Dışişleri Bakanı ve Kemal Atatürk'ün yakın bir çalışma arkadaşı olan Tevfik Rüştü Aras'tı. Benim tabii ki katılmak yerine dinlemekle yetindiğim sohbet şaşırtıcı bir şekilde Fransızca gerçekleşti. Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanı İngilizce onunla konuşmak üzere gönderilen dışişleri uzmanı da Türkçe konuşamıyordu. Ve tek ortak dilleri Fransızcaydı. O zamanlar Fransızca hala diplomasinin uluslararası dili olarak genel bir kabul görüyor olsa da modası çoktan geçmişti. Artık İngilizce lingua franca haline geldiğinden bu tür bir sohbetin Fransızca gerçekleşmesini tasavvur edemiyorum. Sohbetin konusu tabii ki yeni başlamış olan savaş ve özellikle de Büyük Britanya ve Fransa ile bir ittifak anlaşması üzerine müzakere sürecinde bulunan Türkiye'nin oynayacağı roldü. 12 Mayıs 1939'da Ekim ayında imzalanacak resmi bir İngiliz-Fransız-Türk ittifak anlaşmasının yolunu açacak ortak bir İngiliz-Türk deklarasyonu yayınlanmıştı bile. Fakat 1 Eylül'de savaşın başlaması durumu önemli ölçüde değiştirdi. Büyük elçi iki noktaya değindi diyor yazar. Biz Türkler dedi. Güçlü bir tarih algısına sahibiz. Polonya'nın parçalanmasının Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Ama ve Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile imzalanan ittifakın gereği olarak mihver güçlerine neden savaş ilan etmeye hazır olmadığını açıklamaya başladı şöyle dedi. Yerine getirilmesi için başkalarının yardımına bağımlı olacağımız yükümlülüklerin altına girmek bizim politikamız değildir. Daha sonra anlaşmanın Türkiye tarafından üstlenilen yükümlülükler bu ülkeyi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile silahlı bir çatışmaya girmesine yol açacak ya da bu sonucu doğuracak eylemlere zorlayamaz. diyen ikinci protokolünü gündeme getirdi. Bu o zamanlar Moskova ile Berlin arasındaki yakın ilişkiler düşünüldüğünde makul bir mazeret. Türkiye'nin tarafsızlığına dair aynı meşrulaştırma bu yakın ilişki Rusya'nın Almanya tarafından işgal edilmesiyle sona erdiğinde bile devam etti diyor. Şimdi, e, devamında Bernard Lewis'in bir istihbaratçı geçmişi var. Burada çok güzel ifade etmiş bunu. Şöyle diyor, ya dillere yönelik doğuştan gelene, gelen yeteneğim ya da tanklarla ilgili kabiliyetsizliğim nedeniyle askerliğini tank alayında süvari olarak yapmış, ona gönderme yapıyor. 1940 sonu ya da 1941 başlarında tankçı sınıfından istihbarat sınıfına alındı. Savaşın geri kalanını Official Secrets, Secrets Act yani resmi sırlar yasası ile bağlı olduğumdan hala ayrıntılı bir şekilde anlatma özgürlüğüne sahip olmadığım işler yaparak geçirdi Yani o istihbaratçı olduğu dönemde e, istihbarat memuru olarak görev aldığı dönemde yaptıklarımı anlatamam detaylı bir şekilde diyor. Böyle bir yasa var. Sırlar yasası. Bu resmi sırlar yasası altta bir dipnot var. Britanya'da özellikle ulusal güvenlik konusunda resmi sır ve bilgilerin korunmasına yönelik Yasal düzenlenme yazıyor. Şöyle diyor Bernard Lewis bu dönemdeki e, deneyimiyle ilgili. İstihbarat sınıfına geçirildiğimde bu o kadar gizliydi ki ne, ne, e, ne nereye gideceğim söylenmiş ne de bana gönderilecek mektuplar için bir adres verilmişti. Beni Londra'daki Houston e, istasyona götürecek bir tren bileti verdiler. Oradaki askeri görevliye rapor verdim ve bana Wet Waterloo istasyonuna rapor rapor vermem söylendi falan filan burada anlatıyor e, ne yaptıkları ne yaptıklarını tabi sırlar yasasına bağlı olduğu için anlattıkları ne kadar doğru veya ne kadar e, önemli bunu bilmiyoruz en önemli kısımları tabii ki burada aktarmış olamaz. Sonunda birkaç ayımı şifre çözerek geçireceğim Blatchley Park'a gönderildim diyor. Orada kaldığım süre boyunca dil bilgisini kullandım. Dillerle oynama konusunda yeni yetenekler geliştirdim. 1941'in sonuna doğru Londra'da bulunan başka bir istihbarat şubesine transfer edildim. Bize kullanmamız emredilen kalıp dış işleri departmanına bağlıydı. Bir şeyler yapmakta olduğumuzun bilinmesi gerekiyordu ve resmi formülde buydu. Ama biz aslında MI6'in bir şubesiydik. Ve istihbarata yeni başlamış Mals'ın bir acemi olarak MI6 ile daha ünlü olan MI5 arasındaki farkı sorduğunda MI5'ın yani MI5 yani İngilizcesi olmayanlar için MI6'te MI6 MI5'in yani MI5'ın işi başkalarının MI6'in onlara yaptığı şeyi bize yapmalarını engellemektir cevabını almıştım. Yani MI6 birilerine yani istihbarattaki İngiliz istihbarat örgüsü örgütü e, MI6 birilerine bir şeyler yapıyor Almanlara, Fransızlara falan. MI5 da onların İngilizlere aynısını yapmasını engellemeye çalışıyor. Söylemek istediği bu. İşimin büyük bir kısmı genellikle Arapça metinleri özetlemek veya çevirmekten ibaretti. İlginç olan şey metinlerin elde edilme yöntemleriydi. Bu yöntemlerin bazıları büyüleyiciydi. Pek çoğuysa sıradan diyor. Bernard evet. Lewis. Evet, onun böyle bir istihbaratçı bir geçmişi de var. Yani kitapta bahsedilmeye değer çok şey var ama hepsinden elbette bahsedemem. Osmanlı arşivlerinde nasıl bir deneyimi vardı? Buna bakalım biraz. Ondan sonra kapatalım. 1949-50 akademik yılını az önce bahsettiğim 3 ülkede şurada ne diyor? Evet. Türkiye, İran ve İsrail'de geçirmeye karar vermiş ve bu açıdan Türkiye'de özellikle Osmanlı arşivlerine girmiş. Daha doğrusu Osmanlı arşivlerine odaklanmayı istediğini söylüyor. Türk kütüphanelerindeki Arapça ve diğer İslami el yazması koleksiyonlarını kullanabileceğime güveniyordum. Ama aynı zamanda pek bir beklentim olmasa da Osmanlı İmparatorluk arşivlerini kullanmak için de izin başvurusunda bulundum. Bu arşivler çeşitli Türk araştırmacılar tarafından tasvir edilmiş ve bir dizi belgede yıllar içinde çoğunlukla Türk dergilerinde olmak üzere yayınlanmıştı. Danışman olarak getirilen çok az sayıda uzman arşiv dışında hiçbir batılının arşivlere girmesi kabul edilmemişti diyor. Şöyle bakıyorum. Arşive giriş izni sadece sınırlı sayıda Türk araştırmacıya veriliyordu. İzin başvurumu arşivden sorumlu kişilerin daha hoşgörülü bir politika benimsedikleri ve artık erişimi sadece kendi vatandaşlarıyla sınırlamadıkları bir dönemde yapmış olmam kendi meziyet, meziyetlerinden ziyade talihimin bir sonucuydu diyor. Gıptayla bakılan izni aldığımda hem şaşırmış hem de çok mutlu olmuştum. Oyuncak mağazasında kaybolmuş bir çocuk ya da Ali Baba'nın mağarasına giren biri gibi ilk önce nereye bakacağımı şaşırmıştım. İmparatorluk üzerine çalışan Batılılar tarafından belirli miktarda eser yayınlanmıştı ve bunun bir kısmı da gayet iyiydi. Ama Batı arşiv ve kaynaklarını temel almışlardı. Ulaşabildikleri tek Osmanlı kanıtları kronik ve diğer edebi eserlerden oluşuyordu. Arşivlerin açılması hem Osmanlı hem de daha geniş olarak Avrupa tarihinin incelenmesinde ve anlaşılmasında çok büyük bir değişim getirdi. Arşivlerin dili yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanıla gelen Osmanlı Türkçesiydi. Temel olarak Türkçe bir yapıya ve İngilizce'deki Latince, Yunanca ve Norman Fransızca kelimelerin ağırlığına benzer şekilde Arapça ve Farsçadan alınmış engin bir kelime hazinesine sahipti. Osmanlı Türkçesi, Arapçada var olmayan bazı Türkçe sesleri göstermek üzere eklenmiş birkaç harfi de içeren Arap alfabesiyle yazılıyordu farklı belge türleri için ve farklı amaçlarla farklı yazı biçimleri kullanılıyordu. Bu belgelerin çözülmesi, modern araştırmacı için hatır sayılır sorunlar yaratır. Neyse ki yayınlanmış pek çok belge ile sayıları fazla olmasa da, kimi sözlük ve gramer kitaplarından oluşan, Osmanlı Türkçesinde basılmış çok miktarda materyal bulunmaktadır, diyor yazar. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, Atatürk'ün modernleştirme programı Osmanlı Türkçesinde muazzam bir değişime yol açtı. Arap alfabesi Latin alfabesinin modifiye edilmiş bir versiyonuyla değiştirildi. Ve Arapça ve Farsça sözcükleri eski ya da yeni icat edilmiş Türkçe sözcüklerle değiştirmeye yönelik bir çabaya girişildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yürütülen geniş dil reformları Osmanlı dilini modern Türk okurlar için bile antika ve esrarlı bir dil haline getirdi. Meydana gelen değişimi anlamak için İngilizce'deki tüm Fransızca ya da Latince kökenli sözcüklerin terk edildiği ve diriltilen ya da yeni icat edilen Anglo-Sakson kelimelerle değiştirildiği ve aynı zamanda alfabenin tamamen yeni bir alfabeye yerini bıraktığı bir devrim hayal edin. Bir örnek vermek gerekirse Remorse of Conscience. Vicdan azabı. Again bite of inwit. Burada e, Anglo-Sakson sözcükler kullanılmış. Remorse of conscience yerine again bit of inwit haline dönüşecektir diyor. Evet. Konuya hiç girmiyorum. E, yazarın düşüncesine artık. Burada Türk Demokrasisi başlıklı bir bölüm var. Çok keyifli burası okuması. Tabii kendi tarihimizde sıkıntılı bir dönem. Yaşamak sıkıntılı ama böyle okuyunca biraz keyifli. Bakın şöyle diyor. Hayatımın en etkileyici deneyimlerinden biri o yıl gerçekleşti. O yıl... Türk hükümeti başarısızlıkla çıkacağı serbest ve gerçekten adil bir seçim düzenledi. Yani 1950 seçimi. Daha da dikkat çekici olan şu ki hükümet seçimlerden sonra sessizce ve gerektiği gibi çekildi ve iktidarı muzaffer muhalefete bıraktı. Bu Türkiye halkı ve hatta herhangi bir İslam ülkesi için tamamen yeni bir deneyim. O sırada orada bulunmak ve buna tanıklık etmek benim için de önemli ve öğretici bir deneyim. Savaş sırasında Türkiye'yi ziyaret etmemiştim. Ama savaş görevlerim sırasında orada neler olup neler olup bittiği hakkında bilgi ediniyordum. Britanya ile 1939 yılında bir ittifak anlaşması imzalamış olmasına karşın Türkiye savaş sırasında kararlı bir şekilde tarafsızlığını sürdürmüştür diyor. Mihver devletlerine 1945 Şubatına kadar savaş ilan etmediler. Türkiye'nin sicili en hafif işte güvenilmezdi. Ve 1950 yılındaki demokratik başarı bu sicilde gerekli ve sıcak karşılanan bir düzelme sağladı. Yani Türkiye'nin çok partili yönetime geçmesi ve e, tek parti CHP'nin tek parti iktidarından Demokrat Parti iktidarına geçilmesi ve İsmet Paşa'nın iktidarı sorunsuz bir şekilde devretmiş olması batıda Türkiye'nin o güvenilmez kimliğini e, güvenilir bir kimliğe doğru dö tümüyle döndürmese de o yönde bir e, ilerleme, sağlaması, ilerleme kaydetmesini sağladı. Daha sonra olanları ancak katastrofik olarak niteleyebilirim. Tabii. Yani seçimi kazanan partinin lideri olan Adnan Menderes kısa bir süre içinde iktidarı kendi geldiği yolla bırakmaya dönük hiçbir niyeti olmadığını gösterdi. Bir tarihçi olarak Bernard Lewis Adnan Menderes'in iktidarı aldığı yöntemle yani seçimle iktidarı vermeyeceğini belli etmeye başlamıştı. Bunu bir rejim değişikliği olarak gördü. Madem iktidara geldik bu rejimi değiştireceğiz dedi. Ve seçim süreciyle hiç alakası olmadığını düşündü. Türkiye halkı bunun farkına varmaya başladı. Menderes rejiminden yıllarca sonra Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesi salonunda oturduğumu canlı bir şekilde anımsıyor. Farklı siyasi kurum ve biçimlerin tarihi üzerine tartışıyorduk. Profesörlerden birisi aniden "Türkiye'de demokrasinin babası Adnan Menderes'tir." dedi. Diğerleri şaşkınlık içinde etraflarına bakınmaya başladılar. "Adnan Menderes Türk demokrasisinin babası mı? Ne demek istiyorsun?" dediler. Profesör de şöyle cevap verdi. "Eh," dedi. "Adnan Menderes demokrasinin anasını düdükledi." Bu Bernard Louis'in e, bu satırlarda yani 111 ile 112. sayfalarda Adnan Menderesi ve tabi Demokrat Partiyi e, pek de Demokrat bulmadığını gösteriyor. Sonra 112. sayfadan itibaren 112 ile şöyle bakıyorum nereye kadarmış bu 112 116 e, diyelim. Evet 110, pardon 117 diyelim. 112 117. sayfalar arasında Modern Türkiye'nin Doğuşu başlıklı bir bölüm var. 1950 yılında Londra'ya döndüğümde diyor yazar, Chatham House olarak da bilinen Royal Institute of International Affairs ve Oxford University Press, yani Oxford Üniversitesi yayınları, ilk tarafından desteklenip ikincisi tarafından yayınlanmak üzere modern Türkiye üzerine bir kitap yazmamı istedi. İslami dünya ile batı arasındaki karşılıklı ilişkiler konusunda tasarladıkları bir dizi çerçevesinde yayınlanacak. Fikir hoşuma gitti, kabul ettim ve bu proje için Türkiye'ye gerçekleştireceğim ilk seyahatimi hevesle kararlaştırdım. Destekçilerin Britanya Büyükelçisi Sir James Bowker'a kendimi tanıtmamın faydalı olabileceğini söylemişlerdi. Ben de öyle yaptım. Beni öğle yemeğine davet etti. Akşam yemeği kadar iyi olmasa da sadece kahve içmeye davet etmesinden iyiydi diyor. Görevimi Türkiye üzerine bir kitap yazacağımı ve bunun kaynak toplamak için yapacağım pek çok ziyaretten ilki olduğunu anlattım. Sir James, size yardım etmek için ne gerekiyorsa yaparım. Muhtemelen siyasetçilerle ve hükümet yetkilileriyle görüşmek isteyeceksinizdir. Kimle görüşmek istediğinizi bana söyleyin, sizin için görüşmeleri ayarlayayım dedi. Bunun akıllıca olacağına emin misiniz? Dünyanın bu tarafında insanların ne kadar hassas olabileceklerini biliyorsunuz. Bu kitabın neye benzeyeceğini bilemiyorum. Onu beğenebilirler ya da beğenmeyebilirler. Diğer yandan bunun Türk karşıtı ve hakarete amiz olduğunu düşünebilirler ki bu durumda beni resmi olarak tanıştırmış olmanız sizi sıkıntıya sokabilir dedim. Bu almamız gereken bir risk. Siz Britanyalı bir bilim adamısınız ve ben de sizin büyük elçinizim. Size yardım etmek benim görevim diye yanıt verdi. Gerçekten de ettir. Neyse ki modern Türkiye'nin doğuşu kitabım kim açılardan eleştirel olsa da Türkler bu kitabı beğendiler. Tercüme ettiler ve yarım yüzyıldan fazla bir süredir baskısı yapılmaya devam etti diyor. Kitap yine arkadaş yayınları tarafından Satılıyor yanlış görmüyorsam şu an modern Türkiye'nin doğuşu çevirmen Babür Turna yayın tarihi 2015 diyor tabi baskısı var mı yok mu onu bilmiyorum gördüğüm kadarıyla kitap satılıyor internette mevcut fiyatı 445 liraymış yani hiç de ucuz bir kitap değil ama Lewis haklı galiba. Türkler bu kitabı sevdiler. Bu kitabın ilk adımları İstanbul'da geçirdiğim akademik yıla kadar gider. Orada bulunmamın esas nedeni Türk devlet arşivlerinde çalışmaktı. Fakat o dönemde Türkiye'de yaşayarak etrafımda vuku bulan ve gelişme hızlarıyla beni derin bir şekilde etkileyen ve hatta bana ilham veren çok önemli olayları takip etmekten kendimi alamadım diyor. 1950'ler boyunca Türkiye'ye kısmen başka yerlerde bulunamayan Türkiye kütüphanelerindeki kitap, dergi ve gazeteleri okumak, kısmen ise süre giden değişim sürecini bizzat gözlemlemek amacıyla kalış süreleri değişen bir dizi seyahat gerçekleştirdim. 1952'de Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesinden kısa bir süre sonra Ankara'da yemekli bir davete katıldım. Türkiye'de bu bir kutlama sebebiydi ve insanların çoğu tam olarak kabul edilmelerinden ötürü gururlu ve çok mutluydu. Davet sırasında misafirlerden birisi, bir Türk general hatırlamaya değer bir yorum yaptı. Birisi ona Türkiye'nin NATO'ya katılması hakkında ne düşündüğünü sormuş. Ve Türk general de şöyle yanıt vermiş. Amerikalılarla müttefik olmanın esas sorunu Hiçbir zaman ne vakit arkalarına dönüp kendilerini sırtlarından bıçaklayacaklarını bilememeniz, böyle demiş Türk Genel. Evet, bugün de böyle bir durum söz konusu mu? Amerikalılarla müttefik olmanın esas sorunu hiçbir zaman ne vakit arkalarına dönüp kendilerini sırtlarından bıçaklayacaklarını bilememeniz. Komutan adını yazmamış, Luis. Evet. Daktilo ile kaleme aldığım metin 1960 yılında bitti ve modern Türkiye'nin doğuşu 61 yılında Oxford University Press tarafından yayınlandı diyor. Ne yazar ne de yayın evi neredeyse 500 sayfalık çok sayıda dipnot içeren ve artık pek de büyük olmayan tek bir ülkeyle ilgili bir kitaptan çok miktarda satış bekliyordu demiş. Evet Burada ile ilgili bilgiler var. Ee, kitabın öncelikle Ankara'da Türk Tarih Kurumu tarafından Türkçe'ye çevrildiği söyleniyor. Daha sonra da zaten dipnotta da belirtilmiş arkadaş yayınları az önce de benim söylediğim gibi kitabı basmıştır. Varşova'daki Bilimler Akademisi tarafından lehçeye, Kudüs'teki İbrani Üniversitesi yayınları tarafından da İbranice'ye çevrilmiş bir kitaptır. Modern Türkiye'nin doğuşu. Kitapla ilgili enteresan bilgilerden birisi şu sevgili dostlar. Şimdi kitabın orijinal adı Modern Türkiye'nin doğuşu. Değil mi? Ancak Fransa'da bu kitaba bir alt başlık eklemişler Fransızca'ya çevirenler. Yani Fransız e, yayıncılar. Şöyle diyor yazar. Nedense Fransız yayıncılar başlığı bir alt başlık haline getirmiş ve kitaba yeni bir başlık koymuşlardı. Yani Modern Türkiye'nin doğuşu alt başlık oluyor. Yani e, kitabın başlığına yeni bir alt başlık eklemiyorlar. Kitabın kendi başlığını alt başlığa dönüştürüp üzerine başka bir başlık koyuyorlar. O yeni başlık şu. İslam et Yani İslam ve laiklik iki nokta üst üste modern Türkiye'nin doğuşu. Yayın evinin temsilcilerinden birine bunun nedenini sordum. Neden İslam ve laiklik başlığını eklediniz? Yayın evi temsilcisi şöyle cevap vermiş. İslam satar, Türkiye satmaz. Yani bir kitap kapağında İslam olması o kitabın satılmasını sağlar. Türkiye olması ise satmaz. Yeni Fransızca başlık vurguyu değiştirse de yanlış değildi. Zira kitabın esas temalarından birisi gerçekten de bir İslam İmparatorluğundan seküler ve demokratik bir cumhuriyetin doğuşuydu. 1994'te Tahran'da tam bir Farsça tercümesinin yapılmış olması da tam da bu nedenle daha da dikkat çekiciydi. Tabii ki bu tercüme herhangi bir sözleşme yapılmadan ya da onay alınmadan yapılmıştı. İran'da genelde böyle oluyor. İranlı yayıncı ve çevirmeni ilk olarak 1961'de yayınlanmış, hikayesi 50'de sona eren, komşu bir ilki üzerine uzun ve ayrıntılı bir kitabı neden tercüme edip yayınlamaya değer buldukları üzerine ancak tahmin yürütülebilir. Ancak izlenmesi gereken bir model mi? Yoksa kaçınılması gereken korkunç bir örnek mi teşkil ediyordu Türkiye onlar için? Bunu bilemeyiz diyor. Geriye dönüp bakınca görülüyor ki kitabın temel yaklaşımını, kitapta hakim olan anlayışı ve nihai sonuçları belirleyen pek çok etmen vardı. İlki eğer ilk sıraya koymam mazur görülürse kendi entelektüel formasyonumdu. Bir tarihçi ve şarkiyatçı olarak akademik eğitimimde klasik İslam medeniyeti üzerine uzmanlaşmıştım. Türkçe'ye başlamadan önce Arapça ve Farsça çalışmıştım. Tarih çalışmalarıma önce Orta Çağ İslamı ile başlamış, daha sonra Osmanlı İmparatorluğuna ve sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ne ilerlemiştim. Kuşkusuz seküler, modern ve demokratik bir ulus devlet yaratmaya yönelik <laughs> bir ulus devlet yaratmaya yönelik sürekli uğraşı göz önüne alarak kalkıştıkları işin muazzamlığının ve karşılaştıkları zorlukların kuvvetle farkındaydım. Ve sonuç olarak kazanımlarının nitelik ve büyüklüğünün hakkını teslim etmeye daha fazla kadirdim diyor yazar. Kitapla ilgili dünya ahvalinin de önemli olduğunu düşünüyor yazar. O kuşağın yani kitabın yazıldığı dönemin erkeklerinin ve kadınlarının bütün düşünceleri ve tüm yaşamları katıldıkları ya da gözlemledikleri devasa mücadeleler tarafından etkilenmiş ve hatta biçimlendirilmişti. Faşizmin demokratlar ve komünistler arasındaki ittifak tarafından yenilgiye uğratılıp çökertilmesi ve bunu takip eden bu uyumsuz müttefikler arasında dünyanın geleceğini şekillendirecek olan mücadele. 50'lerde bu meseleler önemli bir yere sahipti ve önümüzdeki tercihler savaş yıllarında sahip oldukları ve daha sonra kaybolan berraklık ve hatta sadeliklerinden hala bir şeyler koruyorlardı tercihlerdeki bu berraklık modern Türkiye'nin doğuşunun tasarlandığı ve yazıldığı zamanlarda Türkiye'de gerçekleşen dramatik gelişmelere çoktan özel bir önem kazandırmıştı bile. Burası önemli, önemli buluyorum burayı. Kendisini kadim bağlardan kurtaran bir ulusun demokrasiye yüzünü çeviren yıllanmış otoriter alışkanlıklara ve gelenekli, geleneklere sahip bir ülkenin kendi seçim yenilgisini hazırlamak, organize etmek, yönetmek için sistematik bir biçimde çalışan, on yıllar boyunca fiili bir iktidar tekelinden yaralanmış bir rejimin sergilediği büyük gösteriden daha aydınlatıcı, zaferin getirdiği ve soğuk savaşın henüz heba etmediği bir iyimserlik haliyle daha fazla uyum içinde ne olabilirdik? Türkiye Cumhuriyeti eskide kalan o kadim bağlardan kurtulmuş diyor burada. Onlardan kurtulmuş bir şekilde yüzünü demokrasiye dönüyor. Ve az önce de söylediğimiz gibi tek parti iktidarı iktidardan vazgeçerek iktidarı Demokrat Parti'ye teslim ediyor. Ama Bernard Lewis az önce de sizinle paylaştığım gibi e, tek Parti iktidarından Menderes iktidarına geçildiğinde e, Aslında çok fazla bir e, değişimde olmadığını söylüyor burada 27 Mayıs'tan bahsetmiyor ama e, bir tarihçi olarak zaten bu kitabın özeli tümüyle Türkiye ile ilgili değil yani esası Bernard Lewis'in yaşamıyla çok e, Tam da kitabın başlığında geçtiği gibi tarih notları iç içe örülmüş birlikte anlatılıyor. Daha burada çok şey var yani e, o kadar çok şey var ki aslında hepsinin incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Hatta sonunda bir de şöyle fotoğraflar var. Bernard Lewis'e ait. Şöyle gösterelim. Dick Chain ile olmuş. Hatta şurada Turgut Özal'la bir fotoğrafı var. Şurada Özal'la, şu fotoğraf. 1992 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Özal Özal ile ilk olarak genç bir milletvekiliyken beni Princeton'da ziyareti sırasında tanışmıştım. Pek çok Türk gibi tarihe derin bir ilgi duyuyordu. 1991 yılında Tel Aviv'e yönelik bir, bir Irak skut füzesi saldırısı sırasında maskeyle gazete okurken hali var şurada. Evet. Ee, dolu dolu bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Tarihe ilginiz varsa, tarihçi adayıysanız, tarih öğrencisi falansanız mutlaka bu kitabı okuyun. Bir entelektüelin gelişiminden nasıl tarihçi olduğuna, nasıl istihbaratçı olduğuna ve tabii ki Orta Doğu'yu nasıl, araştırdığına dair e, güzel bir kitap oluşturulmuş. Otobiyografik nitelikli bu kitabı herkese tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Peki beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz videonun altındaki beğenme tuşuna basın. Soru, yorum, eleştiri, görüş aklınızdan ne geçiyorsa lütfen alta yazınız. Peki, görüşmek üzere.